Arkadaşlar merhaba. Bu e, sınava çalışmak mı, kod yazmak mı ikilemi çokça e, başımıza gelebilen bir durum bu sektörde. Sadece işte vize final çalışmak mı, kod yazmak mı şeklinde değil, üniversite sınavına çalışmak mı, kod yazmak mı şeklinde de çokça sorulabiliyor. Bu podcast'te böyle hepsini bir toparlamaya çalışacağım. Tabii kendi görüşlerimi paylaşıyorum sizde. Ne derler? Yatırım tavsiyesi değildir mi? Öyle bakabilirsiniz farklı akademik kafaların farklı düşünceleri olabilir ama ben kendi bakış açımı göre size bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben arkadaşlar okulu iki buçuk ortalamayla bitirmiştim. 2.58 miydi neydi çok böyle hani ortalamaya çok yoran eden bir bakış açım hiçbir zaman olmadı. Ben yazılımla ilgili derslere, ilgili olduğum derslere daha çok Ağırlık verip onlardan A, A, B, A, alıp diğer derslerden işçi D, D şeklinde CC vesaire gibi ders şeylerle, notlarla geçmeye çalışıyordum. Ya yani bu benim felsefem hep bu şekildeydi. İnsanların ilgili olduğu alanları gerçekten keşfetmesi gerektiğini ve sonra da onlara yönelik çalışması gerektiğini hep savunuyorum. Şimdi şöyle bir problem var üniversitede ve üniversite sınavında da. Gerçekten o bir derse ilgi olup olmadığınızı kolay anlayamıyor biliyorsunuz. Yani mesela diferansiyel denklemler diye bir ders var değil mi? Matematiğin böyle üst noktaları biraz. Şimdi öyle bir adam sana bu dersi veriyordur ki hakikaten seni sadece matematikten, diferansiyel denklemlerden değil hayattan bile soğutuyordur. Ama sen belki gerçekten düzgün gösteren, eğiten bir eğitim bizden alsaydın bu dersi çok daha sevecektin ya da başarılı olacaksın. Şimdi diferansiyel denklemlerin... mesela yazdığımla ne alakası var gibi şeyler hep kafanıza gelebilir ama bu örnek üzerinden gidecek olursak çok mesela önemli bir konu aslında. Mühendislikte çok önemli bir konu. Bugün abi ben siha yapacağım dediğin zaman gerçekten işte o mekanikte, aerodinamikte ve işte ilgili dallarda biraz daha hani Fiziğin farklı boyutlarında o matematiksel hesaplamalarca bolca diferansiyel denklem çözdür. Ee, şimdi yazılımdan SİHA'ya nasıl geçiyoruz? Bunların hepsi bir sistemdir arkadaşlar. Yani sen mesela bir siha projesinin en başındaki bir adam olacaksan her şeyden anlaman gerekir. Ee, ama sen mesela okulda gittin. Çok böyle konudan anlamayan bir hoca tarafından bu derse maruz kaldın diyeyim. Ne oldu? belki de çok önemli bir fırsatı kaçırdın. Aslında burada size anlatmak istediğim şey şuydu. Yani şimdi bir okula başlıyorsunuz, gidiyorsunuz. Her kafadan bir ses çıkıyor. O müfredatları, o dersleri farklı kişilerden dinlemeye çalışın. Yani sizin en büyük bugünkü artınız internet çağı. Her dersin farklı ülkelerden, farklı hocalardan yorumlarını görebiliyorsunuz. Bu çok bulunmaz bir nimet. Gerçekten bir derse ilgili misin, değil misin? Bunu çok daha böyle rahat güzel bir şekilde ölçebiliyorsun bu devirde. Aslında bu podcast'ı anlatmak istediğim ilk olarak buydu. Yani farklı insanlara da şans verip eğitimci anlamında gerçekten o alana ilgi duyuyor musun, duymuyor musun daha net ortaya koyabilirsin. İlgi duymuyorsan bırak, çok zorlama, DD'lik kadar çalış ama baktın belki Stanford'daki bir hoca sana çok farklı bir şekilde geldi ve oradan zorla öğren. Yani o müfredatları o dersler arkadaşlar boşa iliştirilmiyor. Onun bir farkına varın. Yani bir mühendislik okuduğunuz zaman o programlar kolay oluşturulmuyor. Hepsinin size bir bakış açısı sunduğunu bilin. Yani çok böyle ne alaka, o ne alaka, bu ne alaka, elektrik dersi ne alaka, elektronik dersi ne alaka falan filan diyorsunuz ya. Aslında hepsi büyük sistemler için düşündüğünüzde alakalı konular. Yani bir yazılımcının işte elektrik sinyalleriyle e, bu binary işleri nasıl yapıldığını bilmesi %100 gerekiyor mu? Belki gerekmiyor ama o bilgiyle daha argeli işler yapabilecek duruma gelebiliyoruz biz. Yani standart bir bankada yazılımcı olmak var. Bir de bir yerde mesela bir compiler tasarlamak var. Bir compiler'in optimizasyonu var. Orada yeri elektriğin bile hesabını yaparsınız arkadaşlar çok böyle şey konuları vardır süper bilgisayar hesaplamalarında. Ve asıl Kerem toplamak gerekirse hiçbir ilim dalı boş değil, hiçbir size o müfredatta anlatılan konular boş değil. Yani sana ilgili mi değil mi bunu çok net araştırıp etmen lazım. Farklı hocalardan, farklı bakış açılarından da faydalanırsan. Ona göre bir şey ortaya çıkarmış olursun. Ve günün sonunda kendi alakalarını, kendi ilgi alanlarını keşfet. Onları da yüklen. Ancak o, o şekilde başarılı olursun. Yani zorlamayla olmaz. Elektrik, elektronik derslerinden hiç mi keyif almıyorsun? Başka hocalardan dinledin, zorladın ettin hiç mi baymış? Yapma ya. DDR'e geç, CC'le geç. E i̇şte geri kalan yazılım ilgili alanlara biraz daha yüklen. Algoritma, veri yapıları, algoritma analizi işte veri tabanı konuları, belki sistem programlama, işletim sistemleri tasarım gibi derslerde daha fazla yüklenerek oradan A ile B ile yoluna devam edebilirsin diyebiliriz. Sohbeti kapatmadan bu üniversite sınavı ile ilgili de çokça soruluyor, ediliyor. Üniversiteye mi şey yapalım? De bu ikilim ben de yaşamıştım biraz. Arkadaşlar yani bu çağda 2024'teyiz artık. Üniversite bir şekilde okuyacağız. Hani bu diğer yol çok meşakkatli bir yol. Ne kadar dışarıda başarı hikayeleri falan duysanız da esseniz de üniversite sınavına bir şekilde dahil olup sınavı kazanıp bir dört yıllık fakülte mezunu olmak sizin için önemli. Bu dört yılınızı da hayatınızdan bir kayıp olarak görmeyin. Mevcut işte projelerinize de falan zaman ayırabilirsiniz. Dediğim gibi yani o ders tamamen dört yıllık bir kayıp dönem değil. Sizin için networkte oluşturacağınız yeni arkadaşlıklar edineceğiniz birlikte proje yapacağınız da bir dönem. Buna da böyle bakın. Bir dengeli gitmeye ben acizane size tavsiye ediyorum diyerek podcastimizi noktalayalım. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere.